Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bir gün size araba kiralama stilini göstereceğiz. Yani Berlin'e vardığınızda burada böyle yerler oluyor. Böyle sentrumlar oluyor. İnternetten bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz araba nerede? Gidiyorsunuz. Cep telefonunuzdan arabayı kiralayabiliyorsunuz. Ama tabii ki app indiriyorsunuz ilk başta. Ama bunu size uzun uzun anlatacağım, o app nasıl iniyor diye. Evet arkadaşlar, aplikasyon indiriyorsunuz. O aplikasyon nasıl indiğini size daha uzun uzun anlatacağım. Çünkü bazı şartları oluyor. Hani pasaport çekiyorsunuz, gönderiyorsunuz ama onun bayağı bir şeysi var. Onu size anlatmam lazım. Biz şimdi geldik. Bir araba bulduk. İnternetten baktık. Dedik bu araba olsun. Bunu böyle cadde ortasına kiralıyorsunuz ve istediğiniz yere Berlin'de gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın biz buna karar verdik. Size bir arabayı göstereyim. Yaz olsa üstü de açılır. Güzel olur aslında ama maalesef kış şimdi. Gördüğünüz gibi kar da yağıyor. Bunları bir BMW seçtik. Bakalım bunun fiyatı ne kadar olacak? Fiyatı hesabınızdan çekilecek arkadaşlar sonra. Bir gün sonra çekiliyor bu. Hesaplanıyor. Bıraktığınız yeri yine okeyliyorsunuz. Ondan sonra hesabınızdan çekilecek. Aplikasyon indiriyorsunuz. Nerede? Hangisi? Share Now diye bir app indiriyorsunuz. Ve burada size arabanın nerede olduğunu gösteriyor. Bakın bu arabayı kiralıyoruz. Burada yazıyor bütün dakikalar. Kaç para tutar diye. 2 saatliği 20 euro. Eğer 2 saatlik olmazsa da hani dakika 34 centten başlıyor. 2 saatlik daha uygunmuş. Çünkü zaten benim bir uçtan bir ucuna biraz sürüyor arabayla. Trafik çok olduğu için. Şimdi evet bunu ayarlıyoruz. Ayarlayalım. Böyle okeyliyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle meet kiralığa basıyorsunuz. Ve okeyliyorsunuz. Tekrar devam. Şimdi pinimizi veriyoruz. Evet verdik. Ve şimdi bu arabayı buluyor ve arabayı açtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi araba tertemiz. Arkadaşlar size bir göstereyim. Yani küçük bir araba ama yeter. Biz iki kişi olduğumuz için şu an. Burada ekstra çalışanlar oluyor bu firmada. Bunu alıyorlar. Temizleme yerine götürüyorlar. Ondan sonra böyle cadde ortasına bırakıyorlar. Size bunu göstermek istedim. Berlin'de böyle bir fonksiyon da var arkadaşlar. Güzel. Yani U-Bahn'a binmek istemediniz, otobüse, taksiye binmek istemediniz. Kiralama yeri de yok. O zaman böyle bir aplikasyondan bakıyorsunuz araba kiralama yeri nerede. Ona göre araba kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arabayı kiraladık. Bakalım neleri varmış. Yani otomatik araba güzelmiş, hoşumuza gitti, temiz de bayağı tertemiz yapmışlar, böyle temiz bırakmak mecburiyetindeler. Arabayı kiralamak için dediğim gibi o aplikasyonu indiriyorsunuz, sonra canlı görüşme yapıyormuşsunuz bir bayanla, o bayan da sizden pasaportunuzu görmek istiyormuş. Ve ondan sonra 21 yaşını geçmiş olacaksınız. Aldınız. O zaman benzin de harcadınız. Eğer bu benzini doldurursanız bir daha kiraladığınızda arabayı oradan o fiyat düşüyormuş. Yani böyle benzin kullanıp da bırakabiliyorsunuz cadde ortasına. Yani arkadaşlar benzin doldurmanıza gerek yok. Çünkü aldığınızda zaten benzin dolu oluyor. Ama istiyorsanız hadi doldurayım diyorsanız bir daha kiraladığınızda oradan o fiyatı düşüyor o zaman demek ki. Her yerde araba olmuyor, kiralama yeri de olmuyor. O zaman böyle cadde ortasından alıp kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlar büyük firma. Birkaç firma var böyle bunu yapan. Bayağı bir alanı da genişlettiler arkadaşlar. Berlin'de yani böyle imkanı güzel. Çok güzel olması. Ve biz de böyle kiraladık size göstermek için nasıl yapılıyor. Hem telefonla nasıl açılıyor bir araba anahtarı olmadan ve kiralama yerine gitmeden böyle bir araba kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama önceden bu kayıt meselesini halledin. Çünkü biraz sürüyor, uzun sürüyor. Hemen yolun ortasında kayıt olayım olmuyor. Daha önceden kayıt olun, lazım olunca kullanabiliyorsunuz. Masraf da yok arkadaşlar, yani bedava bu kayıt meselesi. O yüzden bence öyle önceden kayıt olun. Ondan sonra eğer baktınız böyle bir şey kullanmak istiyorsunuz, kullanın. Çünkü aylık masrafı da yok.
Yani genellikle böyle yeni arabalar oluyor bu kiralama sistemde. Öyle eski arabalar yok. Büyük arabalar da kiralayabiliyorsunuz. Her türlü var. BMW, Mercedes, bütün firmadan var. Büyük, küçük, iki kişilik. Smart bile var arkadaşlar. Buradan basabiliyorsunuz. Bakalım Navi diyor. Navi'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Ve menü. Menü de buradan basılıyor. Buradan da ekrandan görebiliyorsunuz. Kontakt. Telefonunuza bağlayıp arayabiliyorsunuz. Yardım yeleği de var ve burada arabanın kullanma kılavuzu var ve burada böyle saat var, park edeceksiniz, hani bunu ayarlıyorsunuz saatine göre, sonra böyle camın önüne koyuyorsunuz. Mesela bazen burada park yerleri var saatli, böyle size göstereyim kar için, kar olursa. Şimdi evet, park ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz yere park bırakıyorsunuz, park edebiliyorsunuz. Kapatıyoruz. Kapatınca da böyle araba sönüyor. Arkadaşlar böyle kapatıyorsunuz arabayı. Böyle buraya tutuyorsunuz telefonunuzu kapatmak için. Tuğlu tutup bir endine basıyorsunuz. Alles klar. Evet. Kilitlendi arkadaşlar araba. Böylece bitirmiş oluyorsunuz. Kapattınız yani arabayı. Ve sonra bu hesabınızdan çekiliyor arkadaşlar. Ben size bir de arabayı göstereyim böyle. BMW'nin spor arabası. Şöyle böyle uzaktan da göstereyim. Bunu biz kiraladık. Ve arabayı şimdi bıraktık. Böyle tekrar bir komple arabayı göstermek istiyorum. Böyle nereye gitmek istiyorsanız oraya arabayı park edip sonra tamamlıyorsunuz ve ona araba kilitleniyor kendiliğinden arkadaşlar. Evet, böyle bir araba kiralama olayı var Berlin'de. Firması görüyorsunuz ve aplikasyonundan indirdikten sonra o sayfadan arabayı açıp kullanıp geri varmak istediğiniz yere bırakıyorsunuz. Orada kilometre başı yazıyor, kaç sent olduğu. 2 saatlik böyle seçenekler var. 2 saat, 4 saat. Artık ne kadar geliyorsa işinize, nasıl istiyorsanız öyle kiralıyorsunuz bu arabayı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazarsanız seviniriz. Abone olursanız da çok seviniriz. Ve ikinci kanalımız da var. Süper Arena diye arkadaşlar. Köşede sağ tarafta görüyorsunuz. Şu an Süper Arena yazıyor. O çocuklara daha çok yönelik oyunlar yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu da sizin için bilgi kanalı, gezi kanalı oluyor. Deniz Kaya. Çekim yaptık Berlin'de. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Size bilgilendirmek istedik. Berlin'de başka nasıl bir alternatif var? Araba nasıl kiralayabilirsiniz diye. Yorumunuzu yazarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.